Selam, ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Bugün de böyle eskiden toparladığım dediğim ama bir türlü toparlayamadığım ama anlatmak istediğim şeyleri anlatacağım. Birkaç tane izlediğim güzel dizi var. Böyle anlatmadan geçmek istemedim. Okuduğum bir kitap var. Geçen videoda anlatmayı unutmuşum. Ve önümüzdeki okuma planımı anlatmak istiyorum. Ve bir tane de film izledim. Yani tabii ki bir tane izlemedim ama eskiye dönüp hani bunu kesinlikle anlatmam gerekiyor dediğim hangi film varsa onları toparladım aslında. Hatta şimdiden başlayalım. Ben ilk önce bu diziden bahsetmek istiyorum. Dizi uzun süredir izlediğim gerçekten en güzel diziydi. Hatta böyle 2-3 defa yeniden başlasam bir daha izlesem mi falan bile diye bile düşündüm. Hemen onu da söyleyelim böyle çok anlatmadan. Film aslında güzel bir polisiye. Bir apartmanda yaşayan 3 farklı yabancının birleşip bir cinayeti çözmesi söz konusu. Ama tam olarak öyle değil. Yani böyle polisiye izlerken hep şunu düşünürsünüz ya. Karanlık sahneler, işte bunaltıcı sahneler, sürekli bir ölüm teması falan. Bu bayağı renkli görsel olarak. Zaten görsel olarak renkli olduğu için kendini izlettiriyor da ve polisiye de olduğu için merak da ettiriyor. Çok çok güzel bir diziydi. Hatta benim için 2023'ün en güzel dizisi diyebilirim. Çünkü zaten dizi 2021'de çıkmış. Disney Plus'ta izliyorum bu arada ben. 2021'de çıkmış. Ben 2023'te izlemiş bulundum. İkinci sezonu muhtemelen 2022'de mi? 2023'te bilmiyorum hangi ikinci sezonu kaç yılında çıkmış ama çok çok güzel bir diziydi. Böyle arada böyle yine görüyorum izlemek için. Hatta böyle Disney'de benzerleri diye bir bölüm var ya, hani bu diziye benzer bir dizi önermesi için tıkladığımız. Yok yani benzeri yok. Hatta bu diziyi izlediyseniz ve böyle benzerini gördüyseniz, biliyorsanız önerirseniz sevinirim. Çünkü cidden bayılarak izledim. Ve böyle şey, cinayet temasını hem çok ciddiye alıyor hem de çok ciddiye almıyor. Yani böyle izleyiciyi çok çok da germiyor. Böyle garip espriler yapıyorlar üzerine ama diyorum ya çok ciddi ama hiç de ciddi değil. En sevdiğim şey. Özellikle bu sene ve izlediklerim arasında en çok bu diziden bahsetmek istedim. İkinci olarak güzel bir film izledim. Onu da hemen buraya getiriyorum. Nil'de Ölüm. Ben bu Nil'de Ölüm'ü, Agatha'nın ilk filmi neydi? Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Doğu Ekspresi'nde Cinayet'in sonunu da gösteriyorlardı hatırlıyorsanız. Hani böyle bir filmin hani devam filmi gibi gösteriyordu yani. Nil'de Ölüm çok güzeldi. Normalde ben zaten polisi okumayı seviyorum. Zaten bu arada iyi polisi izlemişim düşününce. Ben polisi okumayı seviyorum ama izlemeyi de seviyorum. Sadece beni gerince üzülüyorum biraz. Biraz böyle neşe de katmalı. Nil'de Ölüm'ün görselleri çok güzeldi. Ben birazcık hatta izlemekte geç bile kaldım. Görselleri çok güzeldi, işleyişi çok güzeldi ve farklı farklı yerlerde bulunması çok güzeldi. Nil'de Ölüm'de aslında şöyle bir tema var. Bir ilk başta filmin başında bir çift görüyoruz. Bu çiftte kız sevgilisini en yakın arkadaşıyla tanıştırıyor. Bu en yakın arkadaş da bir süre sonra sürpriz bir şekilde onun aslında evleniyor. Arkadaşının sevgilisiyle yani. Bu çok filmin başında olan bir şey. Böyle sürpriz bir şey değil aslında. Bu şekilde başlıyor ve sürekli işte bu diğer kadından kaçma hikayeleri aslında. O kadar keyifliydi ki yani hem sürükleyici hem izlemesi keyifli hem görselleri güzel. Birçok farklı yerlerde geçiyor bu arada bu film. Zaten işlediği şeyin çok ufak bir şey olduğunu düşünürsek bu kadar farklı yerlerde işlemesi bile sadece bir o seyirciyi aslında daha dinç tutuyor izlerken. O yüzden çok güzeldi. Bence bunu da izleyebilirsiniz. Benim böyle izlediğim ve çok çok önermek istediğim bu iki film vardı sadece. Eğer sonradan böyle aklıma gelirse tekrardan öneririm. Çünkü hala çok fazla dizi izliyorum. Hatta önermek istediğim çok şey var ama bir dur. Önce dedim belki. Yani sakin ol. Bir de şunu unutmuşum anlatmayı. Hatta diğer videoda da dünün dünyası çok güzel falan demişim. Ama hiçbir şey söylememişim üzerine. Dünün dünyasını anlatayım. Dünün dünyasını anlattıktan sonra da okuyacağım kitapları ayırdım bu hafta, bu ay için. Çok güzel şey, yazlık, okumalık kısa kitaplarım var. Ve diğer şeyden merak ettiğim bir kitap var. Ama her şeyden önce şu dünün dünyasını bir konuşmak istiyorum. Dünün dünyası böyle okuması ilk başta çok garip gelmişti bana ama içinden şimdi birkaç bir şey okuyacağım. Ne anlattığını
bir ufak böyle bir anlatmak için en azından. Çünkü yine böyle anlatırken de söylemişim işte oradaki yaşayıştan bahsediyor vesaire de ama anlatış, yani anlatma dili çok güzel. İnanılmaz keyifli. Altını çizdiğim çok fazla yer var. Onlardan okumak istiyorum hatta daha çok. Geçenlerde de gördüm ve bayağı iyiydi yani. Mesela şu şekilde anlatıyor. Bu hani çok çok sevdiğim bir cümlesi değil aslında ama genel temasını söylemek için anlatıyorum. Ertesi gün yolculuğuma devam ettim ve sınırdan geçerek İsviçre'ye girdim. O tarihte dış dünyaya kapatılmış yaraş bir savaş ülkesinden tarafsız bir bölgeye geçmenin ne demek olduğunu anlatmak çok zor demiş. Böyle çok inanılmaz karamsar ve bir savaş dönemi gibi anlatmıyor. O yüzden onu söylemek istiyorum aslında. Mesela kendi içinde bir ikilemi de var yazarın. Şöyle söylemiş. Savaşa duyduğum nefret, zafere duyduğum kuşku demiş. Yani ele alış biçimi de çok güzel, işleyiş biçimi de çok güzel. Şöyle söylemiş mesela. Bu işte bu keyif veriyor tam olarak. Paris gazeteleri o tarihte akla gelen bütün şairleri ve büyük isimlere övgüler yağdırırken en önemli üç şairi hiç tanımıyor ya da yanlış bağlamda tanıyordu demiş. Mesela şu şekildeymiş. Marcel Proust kendini beğenmiş, kibirli bir salon adamı. Roland ise değerli bir müzik bilgini sayılıyordu demiş. İnsanların arasında böyle geçen o dönemin fikirlerini anlatıyor böyle. Ve bunu çok böyle basit bir dille anlattığı için zaten keyifli. Mesela böyle sadece o dönem savaş veya böyle kültürel bir şey de değil. Şunları anlatıyor. Öyle çok özel mobilyalar da almadım. Çünkü onları ebeveynimin her bir koltuğa kılıf geçirip sonra da bu kılıfları sırf konuk geline çıkardıkları gibi korumak istemiyordum demiş. Özellikle şu çok güzel. Bu insanlar genelde kitaplarda zaten kendine yakın bulduğu şeyleri beğeniyor muhtemelen. Şöyle güzel bir cümlesi var. Kurduğum her yuvadan uzaklaşmak zorunda kalıp çevremde şekillenen her şeyin yıkıldığını görünce hiçbir şeye bağlanmamanın verdiği o gizemli yaşam duygusu bana yardımcı oldu demiş. Zaten ilk başta da gençliğinden falan bahsediyor. Hani gençliğe nasıl davranıldığından falan bahsediyor. Mesela şu cümle çok beni anlatıyor. Çünkü gerçekten çok fazla kalabalıkta kalabilen bir insan değilim ben. Tıklım tıklım dolu bir tramvaya binmek ve gürültülü bir lokalde oturmak zorunda kalmak onun saatlerce dengesini bozardı. Gerçekten böyle şeyler benim de dengemi bozuyor. Ya uykum geliyor ya çok yoruluyorum ya kafam çok dolmuş oluyor o an. Yani hem böyle dikkat eksikliği hem de fazla dikkatli olmakla ilgili bir sorun muhtemelen bilmiyorum. Hatta bu kitapta beni en çok alan nokta şuydu. En sevdiğim cümle bu. Bunu da son kez okuyayım. Okula borçlu olduğum ve beni gerçekten de en çok mutlu eden tek anım bir daha ayak basmamak üzere kapısını arkamdan çekip çıktığım gündür. Okulları kötülemek istemiyorum ama gerçekten okulları ben de hiç sevmezdim. Yani bilmiyorum. Bence çok uzun bir konu. Okulu sevmek mümkün değil. Mesela şöyle bir şeyi var, cümlesi var. Yine okulla ilgili. Hayatımın en güzel ve en özgür dönemini bütünüyle zehir eden o monoton, can sıkıcı ve ruhsuz okulda ne neşeli ne de mutlu olabildiğimi anımsıyorum demiş. O yüzden hani yazarın genel tavrını falan tanımak için de gayet bence keyifli bir kitaptı. Hatta çok çok sevdim. Yani bilmiyorum muhtemelen 2023'ün en iyi kitapları arasında olur. En sevdiğim kitap olma yolunda da muhtemelen ilerler diye düşünüyorum. Hatta ben şöyle bir şey de yaptım. Sonuna kadar hani arasında bir yerde. O zamanlar biraz işim vardı. Başını ve sonunu tamamen okudum ama ortasında birkaç kısmını da YouTube'dan dinledim. Sesli kitabı da çok güzel bu arada. Zaten yazar sadece anlattığı için aslında gerçekten sadece anlatıyor. Çok çok keyifli oluyor. Yani dinlemesi de çok keyifli, okuması da çok keyifli. Bence kesinlikle bu okuduğum şeylere de birazcık böyle bir hoşunuza gittiyse, sevdiyseniz kesinlikle okumalısınız bence. Genellikle Zweig hep böyle kısa kitaplarda, hikayelerde okuduğumuz için bu kadar uzun okumadım hiç ben de. O yüzden bu da keyifliydi ayrıca. Dediğim gibi bu kitaba da bakabilirsiniz. Şimdi okuma planımıza geçelim. Güzel bir okuma planı yaptım. Herkesin geçen videoda çok çok sevdiği o miras kitabını okumak istiyorum bu ay. Miras kitabını şöyle, o zaman da söylemiştim. Bir videoda gördüm ve şöyle söylüyordu, tekrardan belirteyim. Şöyle söylüyor aslında. Kardeşlerinizle sizin ebeveyniniz tamamen farklı insanlar. Sizi işte 17 yaşında bir çocuk büyüttü. Erkek kardeşinizi 27 yaşında bir kadın büyüttü. Hani tamamen sizi yetiştiren insanların dönemsel olarak farklılığından bahsediyor.
Hem bu yüzden okumak istiyorum, hem bir aile hikayesi olduğu için okumak istiyorum. Norveç'te de çok ses getiren bir kitapmış. Daha önce yazarla da bu arada hiçbir bağlantım yok. Hem de bir yazar kazanırız belki diye devam edeceğim bu kitaba. Toplamda 300 sayfa bir kitap. Yaz olduğu için zaten tamamen kısa klasikler vesaire seçtim. Bu seçtiğim en kalın kitap olabilir. Her haftaya bir kitap olarak ayırdım aslında. Bence bu da gayet yeterli yaz ayı için. Ki ben daha fazlasını çok fazla okuyamadım hiçbir zaman biliyorsunuz. Dediğim gibi bu kitaba da benimle birlikte bakabilirsiniz. Okuyanlarınız varsa da yorumlarını bekliyorum aşağı. Bu benim en verimsiz geçen hafta da okuyacağım kitap muhtemelen. Bulgakov'un bir kitabını aldım. Hatta bunu daha önce de almıştım. Muhtemelen daha önce okuyacağımı falan da söylemişimdir ama okumadım. Ya bu açık hava yayınları çok güzel. Yani açık hava yayınlarını okumak çok keyifli. Böyle hani bunu bitirdiğimde bayağı keyfim yerine geliyor. Kısa falan ama hani bir şey okumuş olmak hoş. Böyle mini dizi bitirmekle aynı kıvamda bir mutluluk bu hatta. Zaten şu küçücük kitap 75 sayfa. Ve şey hayat boyunca da defalarca sansürlenmiş bir yazar. Daha önce bir şey okumadım bu yazardan. O yüzden şöyle güzel bir giriş olur diye düşünüyorum. Genellikle yaşam ve bürokrasiyi zaten hicvetmekte usta bir yazarmış kendisi. Bu kitapta da arkasından okuduğum kadarıyla Kibrit Malzemeleri Ofisi'nde çalışan bir kişi var. Ve bu kişi hiç beklemediği bir anda hayatının sonuna kadar çalışacağını düşündüğü işten kovuluyor. Ve bundan sonra koşuşturması başlıyormuş. Umarım keyifli bir kitaptır. Bunu da muhtemelen dediğim gibi en zor haftalara saklayacağım. Diğer kitabımıza geçelim. Bunu zaten çok seviyordum ya. Böyle hayata dair kendi içinde mesajı olan kitapları seviyorum. Ben bu sefer de Can Yayınları'nın kısa klasiklerinden bir şey seçtim. Bu kitabımızda da bir hat bekçisi var ve bu hat bekçisi bu hat bekçisinin eşi doğum yaparken vefat ediyor ve bundan sonra bu kişinin hayatındaki değişimleri izliyoruz. Yeniden evleniyor vesaire. Böyle çocuğuyla birlikte bir hayat kuruyor anladığım kadarıyla. Kitabın en güzel kısmı şu aslında. Sanayi devrimiyle sarsılan zümre toplumunun yerini sınıflı toplum yapısı almadan hemen önceki ana odaklanan eser makineleşme tehdidi karşısında insanın çaresizliğini simgeleştirir demiş. Zaten bir hat bekçisi bu. Muhtemelen makineleşmeyi en çok o hissetmiştir diye düşünüyorum. Bu makineleşmenin insanları tehdit ettiği o zamanları okumak benim hoşuma gidiyor. Çünkü şu an bugünü düşününce aslında çok anlamsız, boş bir şey gibi geliyor. Tabii ki her zaman insan böyle hayata yeni bir şey geldiğinde, yeni bir şey katıldığında ilk başta bir karşı tepkiyle karşılaşıyor, ne gerek var diyor falan. O evrelerin yaşandığı zamanları okumayı seviyorum. Bu arada hemen ikinci kitabıma geçiyorum. Yine Can Yayınları yok. Hemen kaçıncı? Dördüncü kitabıma geçiyorum. Edebiyat ödülü almış 2018'de. 6.27 trenini okuyacağım. 6.27 treni de hat bekçisiyle birlikte okumam da manidar olmuş biraz. Bu kitapta da kağıt fabrikasında çalışan bir işçimiz var ve sadece evinde konuştuğu bir balığı var. Hayatı bu işi ve kırmızı balığı arasında geçiyor bunun. İş yerinde de korkunç devasa makinelerle böyle sadece kağıt parçalıyorlarmış galiba. Ve buradaki karakterimiz her gün kitapları parçalamaktan çok büyük vicdan azabı duyuyormuş. Fikir çok hoş bence. Bunun için işte bu duyduğu vicdan azabını bastırmak için çeşitli şeyler yapıyor karakter. Bu arada yazarımız Fransız ve yazdığı ilk romanı bu. Ve ilk roman olmasına rağmen 29 dile çevrilmiş ve bayağı ses getirmiş kendi ülkesinde de. Zaten edebiyat ödülü almış. Yine bu şey hat bekçisi gibi ikisi de makineleşmeyi ele alıyor. Bakalım hepsini okuyacağız inşallah. Benim anlattığım kitaplar bugün bu kadardı. Eğer ki arasında okuduğunuz kitap varsa, bunlar benim okuma planım şu an. Arasında okuduğunuz varsa ve bana önermek istediğiniz ya da üzerine konuşmak istediğiniz kitap varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca bana önermek istediğiniz dizi veya film varsa da bekliyorum. Çünkü bu aralar gerçekten güzel dizi izliyorum. Tekrardan izlediğim ve sevdiğim dizileri de paylaşacağım toplu bir şekilde. Dünün Dünyası'nda gerçekten kesinlikle okuyun ya. O kitaba bir bakın bence. Anlatacaklarım, izlediklerim, okuduklarım, dinlediklerim hepsi bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.